Sen su iç biraz Erman, libidon yükselir, kendine gelirsin belki. Portakal suyu mu? Evet Erman, ben sıktım taze taze kendi ellerimle. Çekirdeklerini de süzgeçle ayırdım boğazına kaçışmasınlar diye, al. Öpelim canım. Oh. Arkadaş ben hala uyuyorum da rüya mı görüyorum ya? Ya rüya bile görsem sen bana uykumda yumurta pişirmezsin. Hayır Erman, hayır, rüya değil, hepsi gerçek. Benim sana olan sevgim, saygım, sadakatim, aşkım kadar gerçek. Hadi bakalım yumurtalarını soğutmadan ye. Bak Erman, sana bir yumurtanın omegası yetmez diye birkaçer tane de yumurta kırdım. Al bakalım. Ulan gerçekten rüya değilmiş ya, doğruymuş. Tabii gerçek. Getir bakayım. Hangi parmağın yandı? Ambo. Canım benim Erman. Tabii gerçek. Tabii şaşkalos seni tatlı şey. Pıtırcık. Kızım biz hala canlı yayında mıyız? Ben hala anlamıyorum biliyorsun. Yok. Ya o zaman niye böyle artist artist falan yapıyor? Ne gerek var bunlara? Bayram değil, seyran değil hayriyetin. Sen niye durup dururken bana yumurta pişirdin? Bu yumurtalar nereden çıktı? Nereden çıkacak minnak odunum? Tabii ki tavuğun şeysinden. Hatta bilmecesi bile var. Tavuk mu yumurtanın şeysinden çıkar, yumurta mı tavuğun şey. Hatırladım. Bir kilo tavuk mu daha ağırdır, bir kilo yumurta mı? Nedir bunun cevabı Erman? Tabii bir kilo tavuk. Neden? Çünkü yumurta zaten tavuğun içinde var. Tavuk artı yumurta eşittir tavuk. Ya Allah'ını seversen kafamı bulandırma şimdi. Düzgün konuş ne olur ya. Uzun lafın kıstası Erman. Ben bu sabah kalkayım da beyime mükellef bir kahvaltı sofrası hazırlayayım istedim. Fena mı ettim acaba? Peki neden bu kadar uzun sürdü bunların senin içinden gelmesi? 16 yıldır kocam bu anı bekliyordu biliyor musun? Erman. Sana da hiç yaranılmıyor ha. Erman niye sorguçluyorsun şimdi bunu? Bak lafı bile var. İyilik yap, denize yat. Erman lütfen. Lütfen duygusallığa geçiş yapma, yalvarıyorum. Bak o yumurtayı ben özellikle kabuğuyla koydum. Çok vitaminli. Yumurtanın kabuğunda çok büyük vitaminler var. Kireçlenme var, potasyum var. Al yuvarlaklarla, al yuvarlaklara çok iyi gelen şeyler var. Kemik yapısı için yani. Kemik yapısı iyi olduğu zaman insanın beyni de iyi oluyor. Beyinle kemik birbirine eş anlamlı gidiyor Erman'cığım. Afiyet olsun Erman. Lütfen duygusallığa geçiş yapma. Afiyet olsun benim beyime. Çok teşekkür ederim Barbim. Balım benim. Bir daha de. Balı ver, balı diyorum. Barbie mi dedin? Barbie kimisin? Barbie'sin. Ben Barbie'yim. Sen de Babür'sün Erman. Allah'ım kurban olduğum için ölmem ben bugün. Erman lütfen duygusallıktan uzaklaş yalvarırım. Helvayı versin ya. Ölüm dedin de aklıma geldi. Ben de kendimle duydum. Onur'u ağırlıyorum biliyor musun? Kendimle onur duyuyorum. Beyimi bu şekilde mutlu edebildiğim için. Bana bak bu sofra yasal değil mi? Erman güldürme lütfen. İzin ver iki tane inci damlası kadar yaşaksın gözümden bu mutlulukla. Kaşara ulaşamıyorum. Yollasana. Alsın bakalım benim beyim. Erman. Lan biraz da... Erman. Ha. Kaşar mı daha güzeldi mi? Kaşar. Erman. Seviş mi daha güzel ben mi? Sen tabii ki. Erman, Erman lütfen yapma şeyle. Erman, Erman. Ezine. Ezine. Sen. Erman. Ben kurban oldum. Allah'ım sen bütün ev hanımlarına böyle büyük onurlar nasip eyle yarabbim. Yavrum benim peçeteye bile almış, peçeteyi bile almış. Kurban olsun kocan sana. Şöyle hep böyle ol. 24 saat ayaklarının altını yalamazsam namussuz şerefsizim ya. Kedi gibi, kuzu gibi. Benim adım Erman, soyadım Kuzu. 24 saat ayakları yalarım. Erman
Dur, elma boğazımda kalıyor. Elma. Erman. Ay inme mi indi? Erman bu kaçıncı ya? Erman. Ermancığım. Erman geldi geldi. Erman geldi geldi. Yok şakadan şakadan. Rafadan ama şakadan. Ağlıyorum ama gerçekten. Erman. Güzel güzel yumurtanı yiyordun. Ne oldu sana böyle? Abiciğim doğru söyle. Ben ölüyor muyum? Ay o ne biçim lakırdı çiklembiğim? Allah gecinden versin. Yok yok kesin ölüyorum ben. 3 aylık ömrüm falan kaldı. Sen o yüzden benimle böyle yılışık konuşuyorsun. Erman lütfen böyle sevimsiz cümle ve tümgeçlerle benim böğrümü bürkültüyorsun ama. Senin kadın yaşama gönenciyle dolu bir adama hiç böyle ölüm gibi sıfatlar yakışıyor mu Erman? Bak hayata karşı bu kadar karamsar olmamalıyız. Kaola hayvanı gibi çift elle sarılmalıyız. Lafı bile var. Yaşamak gömme dolap gibidir. Onun da iniş ve çıkışları var. Bir dakika, bir dakika. Geçenlerde postaneye geldiler. Sağlık personelleri bakım için. Bütün personeli sıradan geçirdiler. Benim de tansiyonumu ölçtüler. Sonra oradan bir hemşireyle göz göze geldik biz. Galiba benim 3 aylık ömrüm kaldı. Orada bana söyleyemediler. Seni aradı söylediler değil mi? Ha? Erman Kuzum 3 aylık ömrü kaldılar. Metin olsun dediler. Sana söylediler değil mi? Söylesene hadi. Hayır Erman beni aramadılar Karaböcüğüm. Allah gecinden versin. Sen yalan söylüyorsun. Erman lütfen. Allah belamı versin de. Erman. Sabah sabah nimetin önünde bela okumak ne kadar çağ dışı ve seviyesiz bir davranış. Değil mi ama lütfen gözümün bebeği, canımın içi, canısı. İsteme benden böyle bir şey. Kızım sen niye yemin etmiyorsun ya? Ekmeğe el bas. Erman lütfen. Çabuk ekmeğe el bas diyorum ben. Erman, ekmeğe el basıyorum ki gerçekten beni aramadılar. Senin değil 3 aylık ömrün. İnşallah senin 3000 yıllık ömrün olsun. Allah senin benim başımdan eksik etmesin. Kara yazım, yiğidim, mal koçoğlu. Yalan söylüyorsun abiye. Demin yemin ederken vallahi gözün sağa kaydı. Erman hayal gücümü kullanıyordum o esnada ben. Erman lütfen sen de beni iyice yalancı yaptın artık ha. Erman. Halbuki ben yalan ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyorum. Lafı bile var. Yalancıyı 9 köyde ovarlar. Çay versene sen. Soğudu. Hemen getiriyorum. Bir tanem getiriyorum. Son bala dikleneyim de gideyim. Kaymak yok değil mi? Hı? Anne, biz okula gidiyoruz. Allah akıl fikir versin yavrum. Güzel güzel Emin öğretmenlerinizin size anlattığı bilgileri unutmayın. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Anne, bu masanın üzerindekiler nedir? Kahvaltı yavrum. Kahvaltı mı? Evet, babanız için bu sabah özel bir kahvaltı şöleni, bir peynir geçidi, bir yumurta dinletisi hazırladım. Tamamen içimden gelerek. Neden anne? Babam yakında ölecek mi yoksa? Bak, çocuklar da anladı. Gördün mü? Gördün mü? Demin ananıza yemin ederken gözünü sağa kaydırdı. Yalan söylüyor bana. Lütfen Erman çocuklara okul öncesi böyle negatif enerjiyle yüklememiz hiç doğru bir davranış değil. Onlara karşı hep pozitif olmalıyız. Böylece de onların kafalarındaki senotonin hormonu biraz daha fazla çalışır ve çok daha fazla boya gidebilirler. Evet çocuklar, ananızın bir doktorluğu eksikti. Onu da sonunda keşfettik. Uymela! Ukus! Ukus! Bununla alay mı ediyorsun sen? Dili misin? Çocuklar, hadi bakayım siz artık geç kalmadan okulunuza gidin, öğretmeninizi kızdırmayın. Ya anne, bırak da biraz daha seyredelim şu peynirleri ya. Baksana. Aa! Peynir dedikleri şey bu muymuş? Evet. Ya daha önce adını çok sık duymuştum da arkadaşlarımdan. Tanışmak bugüne kısmetmiş. Bırak bırak, hadi gel 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 gel. Al, ekmeğin arasına koyun biraz. Sağ ol domates babacığım. Koy, domates koy, peynir koy.
Böyle. Çocuklar, çocuklar lütfen bitirmeyin peynirleri. Ben onları babanız için aldım. Çünkü o mükemmel bir aile reisi. Bizler için sabahtan akşama kadar fedakarca, kahramanca çalışıyor. Bak sırtında 100 kiloluk çantayla sabahtan akşama kadar adres arıyor. Sokak sokak dolaşıyor. Bıyıklarını adeta süpürge ediyor. Yani bunların altından bir film çıkacak ama bekliyorum şiddetle. Hayırlısı neyse olsun inşallah. Erman zeytinyağısı vereyim o yüksün. Yok lan çıkmadı bir şeyim. Hadi gidin lan hadi kalk. Size ananız dedim ki, ben de orada, peynirle domates alın. Salamı niye koyuyorsun araya? Oldu o zaman, biz okula kaçtık, görüşürüz. Erman teşekkür ederim, çok doğru dedin. Çünkü zaten ergen oldukları için yedikleri salam hiçbir yere gitmiyor. Yiyorlar yani, boşa gidiyor. Halbuki biz daha ileri yaşlarda olduğumuz için yediğimiz şey kemiğimizde, oramızda, buramızda kalıyor. Faydasını görüyoruz. Çocuklar hareketli oldukları için gerçekten savruluyor, gidiyor. O kadar para da gidiyor. Ağla canısı ağla. Ağla canısı ağla. Yarın da var mı bunlardan? Yarın da var mı, ne olur? Demin bir laf yüzünden birbirimizi kırdık. Sonra bu garip gözlüklü adam geldi rüyama. Yumurtaları beğendin mi Erman? Abiciğim gözümden akan yaşları görmedin galiba. Senin adına çok sevindim evimin direği, erkeğim, sanat güneşim. Erman. Evet. Hani geçenlerde beni Kadınım Olur Musun adlı televizyon programından aramışlardı ya konuk yorumcu olarak. Evet. Ben Erman Kuzu'nun hanımıyım. Benim televizyonda ne işim var diyerek nazikçe bu güzide teklifi reddetmiştim ya. Evet. İşte onlar beni tekrar aradılar. Canlı yayında görmüşler, bana bayılmışlar. Evet. Lütfen ne olursunuz ki ant veririz, ölümüzü ısırın, sadece bir kerecik olsun gelin programımıza katılın. Engin bilgi ve fikirlerinizle programımızı renklendirin diye yalvardılar. Evet. Ben de daha fazla kıramadım zavallıları. Mecburen kabul ettim. Yani uzun lafın sopası. Ben bugün yine televizyona çıkıyorum Erman. Ne? Su ver su. Kızım bütün sıfra bunun yüzünden miydi? Bütün sıfra bunun yüzünden miydi? Sen benimle makara mı yapıyorsun kız? Kız! Gözlerime bak! Televizyona çıkmak yok! Bitti! Yeter ya! Beni sazan gibi tuzağa düşürüyorsun ya. Erman, ne olursun sadece bir programcık çıksam televizyona. Böylece geçen sefer akşam bozulan imajımızı düzeltmiş... ...hem de Erman Kuzu'nun hanımının ne kadar mükemmel bir kadın olduğunu göstermiş olurum. Lan! Lan! Anla! Yeter! Bana bir gün bir huzur verin bu evde, yeter! Benim başıma her gün icat çıkartıp durma kadın. Bir gün de huzurlu geçireyim şu evde ya. Niye öyle diyorsun Erman? Senin hanımının ekranların aranılan bir yüzü olması, beğenilerek, sevilerek, ailenecek izleniyor olması kötü bir şey mi? Bak ya, bak ya. İlla beni bir cinnetten diğerine mekit dokutturacak arkadaş ya. Ya ben o televizyon defterini açılmamak üzere kapattım diyorum abiciğim. Bak normal normal konuşuyorum senin. Lütfen beni anlamaya çalış abiye. Ben izninle hayatımı diğer insanlar gibi normal olarak normal normal yaşamak istiyorum.
Mesela az önce içeride iki tane yumurta kırdın, yanına da domatesli peynir falan koydun ya, benim için mutluluğun resmi odur işte abidin. Abiye, ondan daha fazla istemiyorum ya. Ama Erman benim sevgili izleyicilerim. Kız bak öldürürüm seni diyorum, sus. Nereden öğreniyorsun lan bu lafları sen? Ha? Olmaz diyorum sana, sen anlamıyor musun ya? Ayıptır ya. 40 yaşına geldim ya. Anla beni ya. Mesaiye gider ayak delirtme beni ne olur ya. Sen burada organlarını yaya yaya kanepeye geçip oturuyorsun. Ben akşama kadar ayaklarıma kara su iniyor, kara su. Yeter ya. Lütfen bana acı, Allah'ını seversin acı. Ama biber değil, sen acı. Demek arkadaşlarınla beraber tatile gidip çadır kuracaksınız, öyle mi Ardacığım? Evet babacığım. Aynı zamanda bol bol tarihi kalıntıları gezinip Anadolu kültürü hakkında bilgi toplayacağız. Çok güzel, çok güzel. Yani bu düşünce çok güzel. Her Türk gencinin muhakkak memleketiyle ilgili kültür konusunda bilgi edinmesi çok önemli yani. Aferin sana, aferin. Yani senin şimdi turist karılarla, turist kızlarla kültürel münasebete girmeden önce yabancı dilini geliştirip ve şey yapman lazım, pratik yapman lazım onlarla yani. Mesela yanlarına oturduğunda hiç şey yapmayacaksın. Yani heyecan falan yapmayacak. Oturdun karşı karşıya. Ona mesela şey diyeceksin. What are your name? Yani neden soğuk soğuk oturuyorsun? O anlamda yani. Anladın mı? Ne dedim? What are your name? What are your name diyorsun yani. Dikkat et. Yalnız bizi de biliyorsun. Biz bir demokrat aileyiz. Çok tutucuyuz. Onu da anlatmama gerek yok. Yanında kesinlikle partneri, erkek arkadaşı falan olmaması lazım. Yani bunlara çok şey yapalım. Dikkat edelim. Oldu mu oğlum? Tamam mı? Peki babacığım. Ve bir de onlar öyle orada bekleyen K9'lar vardır böyle. Köpek gibi dururlar orada adamlar. Bakarlar yalnız mı diye. Onlara da döverler seni orada. Yani benim seni bir baba oğul olarak, kültürel olarak hazırlamam lazım. Bir erkeksin sen yani. Sonuçta bir erkek olarak da hazırlanman lazım. Anladın mı? Yani anladın mı? Anladım baba. Güzel. Artık senin de bir erkek arkadaşın, yani bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde dediğimiz gibi bir boyfriend'in olduğuna göre seni erkekler konusunda bir miktar uyarmak ve erkekler hakkında bilmen gereken puf noktalarını sana aktarmak isterim Melodi'ciğim. Yok anneciğim, ben her şeyi biliyorum zaten. Nerede biliyorsun kız? Nereden bilebiliyorsun ki yavrucuğum? Bu senin ilk erkek arkadaş deneyimin değil mi? Yo, bundan önce sizden gizli birkaç tane çıktığım olmuştu ama Efecan benim ilk ciddi sevgilim oluyor tabii ki. Anlıyorum, anlıyorum. Eminim baban da ne kadar mutlu olacak bunları duyduğunda bilemezsin. Ardacığım, kadınlar ve kızlar çok enteresan insanlardır. Dikkat etmek lazım. Mesela kadın konusuna girersek eğer şayet, kadınlara mesela bir erkek de başkadır. Kadına çok temkinli davranacaksın mesela ilk etapta. Anlatabiliyor muyum? Ya hayatın boyunca da bu sana bir ders olsun mesela. Evlendiğin zaman da dahil. Ben annene bugüne kadar asla ve asla tokat, bırak tokatı. Yani bir tekme, bir kafa, hiç öyle şeylerim asla vurmadım yani. Ama Allah'ın gücüne gitmesin ya. Terlik fırlattım. Bak onu söyleyeyim. Ama denk getirmemeye gayret ettim yani. Onu da şey yaptım. Çünkü neden? Bir değer ama güvenmiyorum bak. Yani elini kolunu kaptırmayacaksın. Kadınlar, çamaşır makineleri vardı ya eski merdaneli. Onlar gibi de kolunu kaptırdı mı geçmiş olsun. Bir daha hiçbir şeyini alamam. Bütün organlar gitti. O yüzden kadınlara bakışlarında çok şey olacaksın öyle. Bodozlama atlamayacaksın hiçbir şeyimize. Anladın mı? Hep kurnaz olacaksın yani. Hani hep kadına karşı. Bilmiyorsan bile falan. Yani o tür şeyler. Anlatabildim mi yani? Yani bunları çok çok daha uzun uzun anlatılır da yani. Anlatacak da şeyler var da yani. Bir sürü de şey var. Anladım babacığım. Yani ne dedik? Kadınlar çok tehlikeli varlıklar dedik. Ya yolda uzaylı görsen korkmayacaksın Ardacığım. Uzaylı E.T.'yi gördün, E.T.'yi. Ne haber E.T.? Diyeceksin ona, yeri geliyor ona diyeceksin yani, anladın mı? Kadını gördüğün zaman uzak duracaksın, korkacaksın arkadaş.
Erkeklere asla güvenmeyeceksin kızım. Çünkü erkeklerin odun, tahta, sunta ve kereste karışımı canlılar olması dışında en belirgin karakteristik özellikleri yalancı olmalarıdır. Erkekler nefes alır gibi, yemek yer gibi, tuvalete gider gibi her gün, her an, her konuda muntazaman yalan söylerler. Ama bir diğer özellikleri de çok kötü yalancı olmalarıdır. Çünkü yalan söylemeyi beceremezler. Hele ki bize. Kadınlara hiçbir yalanlarını yutturtamazlar. Bu nedenle sevgili kızım, hiçbir zaman karşındaki erkeğin sözüne inanmayacaksın. Ona güvenmeyeceksin. Gözünü dört açıp yalanını hep yüzüne vuracaksın. Böylece de bu zavallı yaratıklar hayatlarının her günü sana yakalanma korkusuyla yaşayacakları için farkında olmadan sana karşı büyük bir saygı ve çekingeçlik duygusuyla beslenecekler. İşte bu mükemmel kadın erkek ilişkisidir kızım. Mesela evlendin diyelim. Evlendin, kadın hala hayatında var değil mi? Kadın hala hayatında devam ediyor. Ona karşı çok nazik, çok kibar ama temkinli, söylediğim gibi. Çok yüz vermeden falan. Bir şeye konsantre olduğun zaman onlar kesinlikle ya boynuna el atarlar, gelir böyle. Ya da bir yerden çıkarlar, tuvaletten. Duymazsın, sinir olursun ya. Sen sadece ona konsantre ol. Örnek veriyorum ya, pantolon giyiyorsun, pantol. Pantolon, pantolonu giyiyorsun. O an fermuarını çektin, oradan dedi ki... Ardacığım, yumurtayı koydum dedi, sen fermuara olmadı. Anladın mı? Yani kaldın, ne oldu orada? İşte dikkatsizlikten dolayı biz ne dedik? Kadın tehlikelidir dedik, her şeyi yapabilir yani. Anlatabildim değil mi? Müzik de çok önemlidir mesela. Kadının ruhudur, insanın ruhudur. Her şeyi müzikle anlatabilirsin. Bize kadını gördün, şikirap şikirim, I love masking not you diye. Bazı kelimeler vardı olduğu için atacaksın yani, duyulmasa bile yani. İngilizcen o kadar ileri değilsin zaten baban gibi. Mesela ne demek istedi burada o? Şikirap şikirim, ne demek şikirap şikirim? Bilmiyorum. Lan. Yani bunlar önemli. Neden bunları okulda öğrenmiyorsunuz yani? Okul, bak eğitim çok önemlidir Ardacığım. Hem baba da bir öğretmen yarısıdır. Bunu da unutmamak lazım. Hem baba, hem annenin, hem de öğretmeninin sözlerine kulak asıp bazı şeyleri ezberlemen lazım. Bir de sen Bodrum'a gittiğin zaman söyleyeceksin İngilizce şarkıları, tamam mı? Eve geldiğin zaman öyle şeyler yok. Anladın mı Ardacığım? Aferin sana. Bizim türkülerimiz, bizim kültürümüz her şeyden daha güzeldir. Mesela bir kadına yaklaşırken burada olduğun zaman diyorum. Anceyma heart mı demek daha doğru? Yoksa beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Sarına da sarıla da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Gibi yani, sağ ol, teşekkür ederim, sağ ol. Yavrularına karşı sorumlu ve anlayışlı, birinci sınıf mükemmel ve çağdaş bir anne olarak benim bu akşam sana erkekler hakkında aktaracağım ikinci önemli mevzu cinsellik kızım. Anne ne yapıyorsun? Anlatma böyle şeyler canlı yayında. Ya kanalı kapatacaksın. Ben ayıp bir şey aktarmayacağım ki yavrum. Sadece sana bu konu hakkında belli taktikler vereceğim. Unutma Melody, o senin elindeki erkeklere karşı en değerli, en büyük kozun oluyor. Ona gözün gibi bak, sakın kaybetme. Evlenene kadar da onu korumaya lütfen devam et. Hatta evlendikten sonra bile onu kocana karşı bir silah olarak kullanmaya devam edeceksin. Göreceksin ki ona istediğin her şeyi yaptırabiliyorsun. Ardacığım, kızlarla ilgili, şöyle gel bakayım yanıma. İkinci önemli konu ise dikkat etmen gereken cinsellik konusu. Ya baba, canlı yayında daha fazla utandırma beni istersen ya. Ne alakası var Ardacığım yani? Şimdi cinsellik yasakmış mı yani? Ne demek istiyorsun sen? Bunları artık okullarda öğretiyorlar Ardacığım yani. Niye sinirleniyorsun hemen? Neden sinirleniyorsun hemen Ardacığım? Ha? Yani bence toplumumuzun gençleri cinsellik konusunda ve sevişme konusunda bilinçlenip bilinçlendirmesi lazım yani.
Lütfen, bunun hastalığı var. Bunun mikrobu var. Bunun virüsü var. Allah korusun. Sizler önemli bir Türk gencisiniz yani. Allah korusun. Allah korusun. Bak, muayene serde bir şey söylüyor. Dert bende, derman sende. Dert bende, derman sende. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Adeta ruhum doydu şu an. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne?